Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz yine kayalı bir model. Evet, bu da iğne oyasından ta çevirme çiçeğimiz arkadaşlar. İğne bunlara tez kaya dediğimiz için tez kayalı kirpikler. Bu şekilde modelimiz ve çiçeği arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çiçeğimizle yapacağımız kayanın arasındaki mesafe 6 tane tığ battı olacak. Bu 6 tane tığ battığı mesafesini verince hemen başlarken de aynı şekilde arkadaşlar tığ battıya batıyorum. Bir tane örümcek yapıp şöyle örümceğimi fazla kapatmıyorum arkadaşlar çünkü içine zincir gireceğim için bolumsu bırakıyorum. Üzerine 8 zincir. 8. 8 zincirimi bu kapattığım örümceğimin tepesine kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 8 zincir. ikinci kirpiğim olarak buraya kapattım. Bu şekilde. İki tane buraya arkadaşlar 8 zincirli kirpik yaptık. Şimdi tekrar bir, bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi iki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battımın içine buraya bu şekilde kapattım. Kapattım buraya. Şimdi tekrar bir tane daha aynı büyüklükte örümcek yapıyoruz arkadaşlar buraya. Bu şekilde örümceğimi yaptım. Örümceğimin üzerine 5 zincir. 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum ters tarafına. Bu yapmış olduğum 8 zincirli kirpiğimin içine giriyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. Sekiz zincirimi çektim, döndüm. Kapatmış olduğum bu zincirimin üzerine kapattım kirpiğimi. Bu şekilde. Buraya bir tane kirpik yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ikinci kirpik olarak yine aynı yere kapattım bu şekilde arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 zincir çıkarken 5 zincir çekmiştik buraya arkadaşlar bu 5 zincir buraya büyük olacağı için toplanacağı için bir eksik çekiyoruz her zaman öyle daha önce yaptığım kayalarda da arkadaşlar 5 zincirle yukarı çıkıp 4 zincir ile aşağı iniyoruz 8 zincir ve buraya kapattım bu şekilde Evet arkadaşlar aynı şekilde bir örümcek yapıyorum Örümceğimi buraya kapattım 2 tane tığ battı atlıyorum 1 2 3. tığ battımın içine yaptığım örümceği kapattım bu şekilde. Bir zincir çekip tekrar yine aynı büyüklükte arkadaşlar örümcek çekmeye gayret gösteriniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirle yukarı çıkıp 4 zincirle iniyoruz demiştik arkadaşlar. 5 zincirle şimdi yukarı çıkıyoruz. Kapattım buraya. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimin bana bakan kısmından tutturdum. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 8 zincirimi döndüm. Buraya kapattığım yer arkadaşlar. 2 arasına girdim. Buraya bir kepik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine aynı şekilde ikiledim yani kirpik sayımı. 4 zincir çekiyorum. 3 4. Buradaki kapattığım yerden arkadaşlar buradan girdim. Bu şekilde 4 zincirimi buraya kapattım. 8 zincir. Kapattım zincirimi buraya bu şekilde. 4 zincir. Yine örümceğimize kadar geldik arkadaşlar. Örümceğimize kadar geldik. Demek yani bitişe yaklaştık. Kayamızın yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Son 8 zincirli kirpiğimizi de çekelim. Ve buraya örümceğimizin tepesine kapatın. Bir tane de zincir çektik. Örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi buraya kapattım. Yine iki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battımın içine örümceğimi kapattım. Bu şekilde. Kayamız oldu arkadaşlar. Yapılışı bu şekilde. Şimdi ikişer zincir çekerek sekiz tane tığ battı yapıyoruz arkadaşlar. Bir, 2 zincir kapattım buraya. 2 zincir kapattım buraya. 2 zincir kapattım buraya. 2 zincir çekiyorum. Kapattım buraya. 5. 2 zincir çektim. Kapattım buraya. 6 7 bu da 8. arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane kayamla yapacağım çiçeğin arasına arkadaşlar tığ battı yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir tanesini atlıyorum tığ battımın, ikinci tığ battımın içine bu şekilde arkadaşlar kapattım. 3 zincir çektim, döndüm. Buraya yuvamın için arkadaşlar bir defa dolayıp 2 2 çiçeğim için dallar yapıyorum 5 zincir 5 zincirimi çektim trabzanımın arasına girip kapattım 1 2 3 zincir buraya yuvaya kapattım birinci dalımız hazır arkadaşlar çiçeğimizin birinci dalı hazır 1 2 3 zincir bir defa doladım, yuvaya girdim. 2. 2 olarak aldım. 5 zincir. Kapattım buraya. Bu şekilde tomurcuk yaptım yani. Buraya bu tomurcukların içine çiçek yapacağız arkadaşlar. Yuvada kapattım bu şekilde. 2 oldu. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim bu altı zincirden çektiğim yuvanın içine 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı şekilde trabzanımın arasına giriyorum. Buraya bir tomurcuk yaptım. 1 2 3 zincir. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yuvamız hazır. Gördüğünüz gibi ve aynı döndüğüm zenci çektim, tığ battımın içine girip şöyle tığ battı seviyesine indim. Yine arkadaşlar buraya da 6 tane tığ battı yapıyoruz. Çünkü burada yaptığımız 8 tığ battını ikisine yuva yaptık. O yüzden burada sadece 6 kaldı. Yine biz de aynı şekilde 1 2 zincir çekiyorum. 6 tane tığ battı yapacağım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim. 2 zincir yandaki tığ battıya girdim. 2 zincir çektiğim yandaki tığ battıya girdim. 2 zincir yandaki tığ battıya girdim. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane tığ battı yaptıktan sonra bu yapmış olduğumuz kayamızın örümceğini çekip kayamızı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yuvamızın ve kayamızın yapılışı. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. İki zincir çekerek ipimi tığıma tıktırdım. Arkadaşlar şimdi bunu da sarı renkten yapacağız. Bu şekilde buraya çektiğim tomurcukların içine girdim arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tomurcuma bu şekilde kapat. 1, 2, 3 zincir. Tomurcuğuma içine girip kapattım burayı. 1, 2, 3, 4. Şimdi iki tane yaptık arkadaşlar. 3 zincirli iki tane yuva yaptık. Şimdi bunu dönüyoruz. Yine ilk yaptığımız yuvanın içine girip kapattık. Bir yuva daha yaptık. 1, 2, 3 zincir. İkinci yuvamızın içine de girdik. Arka tarafından da iki tane yuva yaptık. Şimdi aynı yere tekrar bir yuva daha yapıp çoğaltacağız. 1, 2, 3 zincir. Aynı yuvanın içine girdim bu şekilde. Kapattım. Yuva sayımız, adedimiz 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Dönüyorum. İlk yuvamızın içine bu şekilde girip kapattım. 1, 2, 3. İkinci yuvama kapattım. 1, 2, 3. Sonuncu yuvama da girdim kapattım. Sadece arkadaşlar artırma işlemi sonlarda. Sondaki yuvaların içine 3 zincir çekip 2 defa giriyorum. Bu şekilde artırmış oluyorum. 4 zincir. 4 zincir sadece köşelerde arkadaşlar. Çünkü döndüğümüz zaman Burada ilmek yendiği için daha minik duruyor. O yüzden ortalara göre kenarlara bir fazla yapıyorum. Bir tane yuvamızı yaptık. 1 2 3 Döndüm. Aynı yuvanın içine kapattım buraya. 1 2 3 zincir kapattım. 3 tane yuvamız oldu. Bu şekilde 4. yuvayı da kapattım. Her zaman olduğu gibi sona geldik. Sonda 3 zincir daha çekip aynı şekilde arkadaşlar buraya aynı yere batarak çoğalttım. Bir zincir çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Evet. Yuvamızın oluşumu bu şekilde arkadaşlar. Aynısını bu ortayı boş bırakıp buraya da bir tane daha yapacağız arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi geldik sıra benim en sevdiğim yere bu üzerindeki sık iğne gibi gözüken yerlere arkadaşlar pipiriklere yapmaya geldi şimdi arkadaşlar köprülerimizi oyamızın ters tarafından kuracağız İlk yuvamızın içine kapattım buraya 7 tane zincir çekiyorum Bir tane yuva atlayıp ikinci yuvama köprümü kurdum bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7. En sondaki yuvama burada zaten arkadaşlar 5 tane yuva var. Bu şekilde ikinci köprümü de kurdum. Ara geçiş için 3 zincir çekiyorum. Burada bir tane arkadaşlar dal bırakmıştık. Bu şekilde bağladık birbirine çiçeklerimizi. Köprümüz 3 zincir. Tekrar 7 zincir. 7 mi bu şekilde çektim. Bir tane atlayıp yine aynı şekilde birinci çiçekte ne attıysak burada da aynı şekilde 7'şer zincir çekerek bir tane yuva atlayıp sonuncu yuvamın içine arkadaşlar bu şekilde tutturdum köprümü 2 zincir çekerek döndüm bu şekilde dönüyorum bu yapmış olduğumuz köprümün zincirimin içine kapattım sık iğne ile şimdi arkadaşlar buraya iki zincir çekerek 7 tane küçük kirpikler yapıyoruz 2 zincirden oluşan minik kirpikler yapıyoruz 2 3. 2 zincir köprümün içinden ilmek alıp buraya sık iğne ile tutturdum. Buranın böyle duruşları benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. İğne yasını andıran bir görüntüyü bunun verdiğini düşünüyorum. 4 5 Şu döndüğümüz 2 zincirde sayarsak 6 arkadaşlar. Ve bu da 7. Bir tane köprümüzün üzerine 7 tane bu şekilde kirpik yaptık. Sık iğne ile diğer köprümüze geçtik bu şekilde. İkinci köprümüzün içine sık iğne ile geçtim. 1 2 zincir. Aynı şekilde buraya da 7 tane 2 zincir çekerek kirpikler ayarlıyorum. 2 3 4 dört 1 2 5 1 2 zincir 6 2 zincir 7 Bu şekilde 7 tane arkadaşlar yaptım hem de bir tanesini tamamlamış oldum bu şekilde şimdi ara köprüye de iki tane bir sık iğne giriyorum. Arasına mesafesine. Sonraki zincirli yuvama bir sık iğne ile geçiş yaptım. İki zincir kapattım buraya. Bir tane oldu. Buraya da yedi tane yapıyoruz. Bir, iki zincir kapattım buraya. İki zincir sık iğnemi yaptım. İki zincir çektim kapattım yuvaya 4 2 zincir çekiyorum kapattım yuvaya 2 4 5 6 bu da sonuncu 7. arkadaşlar bu şekilde yandakine geçiyorum sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim kapattım buraya 2 zincir çektim yuvaya girdim 2 2 zincir çektim. 3. 2 zincir çektim. 4. 5. 6. 2 zincir çektim. Arkadaşlar kapattım buraya. Bu şekilde sık iğne yaptım. Evet şimdi tamamlandı. Bu şekilde bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi böyle çok şatafatlı İğne oyasından gerçekten hiçbir farkı yok. Hatta iğne oyasından daha bile güzel arkadaşlar oldu. Böyle mevlit örtülerinizde de kullanabilirsiniz. Çeyizlerinizi kullanabilirsiniz. Dökümlü bir şekilde alnınıza dökerek küçük kare tülbentlerinizde de çok hoş durur arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.